Lefkoşa sokakları dolu. Ekonomik kriz nedeniyle Ledra Caddesi üzerindeki dükkanlarda alışverişin ritmi eskisi gibi değil. Kıbrıslı Rumların gündeminde yeniden başlayan müzakere süreci var. Uzatılan mikrofonlara konuşmakta tereddüt ediyorlar. Anlam planına hayır deyip şimdi evet demeye karar verenler de var. Soyadını vermeyen 57 yaşındaki Odysseas gibi. Artık birleşme ruhunu görmek istiyorum. Her kesimden yıllar sonra da olsa çözümün bulunması için çaba göstermesini bekliyorum. Referandumda hayır demiştim ama yeni bir referandum daha olursa bugün Güney Kıbrıs'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı daha pozitif davranacağım. Odysseas adadaki çözümün işsizliği de çözebileceğine inanıyor. Andreas Ioannou ise yeni sürece şüpheci yaklaşanlardan, anlam planına hayır oyu verdiğini söylüyor. Eğer kabul edilebilir bir siyaset olur, müzakereler de düzgün yapılırsa Kıbrıs için bir çözüme ulaşabiliriz. Anlam planında net olmayan yerler vardı. Bana göre o günlerde uluslararası toplum bizi manipüle etmeye çalışıyordu. Yeni süreçte eskisinden çok farklı değil. Sokaktaki Kıbrıslı genç Rumlar sorulara cevap vermekten çekiniyor. Genç kuşağın görüşünü almakta zorlanacağız derken 30 yaşındaki Akis Panay'ı yanımıza gelip anlatmaya başlıyor. 10 yıl önce anlam planına evet diyen Panay'ı çözümden yana. Umuyorum ki 2004'te hayır oyu verenler daha akıllıca davranırlar. Bu yeni süreci onların da daha olumlu biçimde değerlendirmelerini istiyorum. Yıllar geçtikçe sorunlar giderek derinleşiyor ve çözümden biraz daha uzaklaşıyoruz. Hem Kıbrıslı Türkler hem de Rumlar için durum bu. Ne kadar kısa zamanda çözüm gelirse o kadar iyi. Eğer bir başka çözüm planını daha beklersek bu, adanın mutlak olarak bölünmesi anlamına gelir. 60 yaşındaki Andrew Lashati ile karşılaştık. Her zaman iyimser beklentiler içinde oldum. Kıbrıslıların yeniden bir araya gelmeleri gerektiğine inanıyorum dedi. Kendi hayat hikayesinden bir örnek verdi. Ben Türkler ve Rumların beraber yaşadıkları bir köyde Kıbrıslı Türk arkadaşlarımla birlikte büyüdüm. Oyunlar oynadık. Küçük bir bebekken süt annem bir Kıbrıslı Türktü. Annem sütten kesildi, beni o besledi. Kıbrıslı Türklerle çok güçlü bağlarım var. Kıbrıs'ın güneyindeyiz. Lefkoşa'yı birbirinden ayıran hattın, yeşil hattın hemen güneyindeyiz. İşte burada sokaktaki Kıbrıslı Rumlar bir öncekine göre daha umutlu görünüyor. Görüşmelerden bu kez sonuç çıkabileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Özellikle ekonomik kriz ve yaşanan zor günler göz önünde tutulduğunda bu sefer sonuca biraz daha yakın olduklarını düşünenlerin, iyimserlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Murat Utku, El Cezire, Güney Kıbrıs.